Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimpi hoş geldiniz. Bugün Hyundai kaynak otomotivindeyiz arkadaşlar. Hyundai Bayon'u beraber inceleyeceğiz. Bayon'u daha öncesinde ben çekmiştim ama son dönemde çok fazla soru geldi. B segmenti SUV sınıfında bakalım Bayon nasıl bir araba? Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Videoya başlayalım. Bu arada Bayon'un yanına geçmeden size şu güzellikleri de bir göstermek istiyorum. Eğirmen. Hastasıyım arkadaşlar. Seviyorum bu arabayı ya. Çok mantıklı. Tam bir hatch. Bence o eski hatch ruhunu yeni dönemde en güzel yansıtan arabalardan bir tanesi. İnşallah bir gün bunun da testini çekme imkanımız olur. Hyundai Bayon'umuzun yanına geldik. Şimdi şöyle içeride bir tane style paket var. Şu anda dışarıda çekmiş olduğumuz araba elite paket. Aslında ben daha çok style paketi çekmek istiyordum ama tabii içeride müşteriler vesaire olduğu için insanları da rahatsız etmemek adına dışarıda elite paketi çekmeye karar verdim. En son videoyu bitirmeye yakın içeriye geçip bir de style paketi şöyle bir etrafında döneriz. En azından arasındaki farkları zaman yettiğince göstermeye çalışırız. Şimdi bugün bu arada araba şu anda yarı kontakta. Yarı kontaktan bir çıkaralım. Boşu boşuna şimdi durduğu yerde aküsünü yemeyelim. Şöyle hoppa. Şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar motorumuz 1.4 MPI. Hyundai'de hepimizin tanıdığı, bildiği 1.4 atmosferik bir motoru var. 100 beygir. Torkumuz 134 Nm. 0'dan 100'e 13.7 saniyede hızlanıyor Bayon. Teknik verileri bu şekilde. Zaten dediğim gibi daha öncesinde i20'den de çok fazla tanıdığımız bir motor bu. Aslında arkadaşlar Bayon şöyle söyleyeyim. Platform olarak zaten i20 ile aynı platformu kullanıyor. Kona'dan farkı ne diye soracak olursanız i20'nin platformunu kullanıyor. Son zamanlarda çok fazla trend oldu. İnsanlar B-SUV'lere çok fazla yöneldi. Şöyle tabii ki de fiyatlar çok fazla arttı. Kabul ediyorum. Hayal ettiğimiz seviyelerde değil fiyat olarak. Ama en nihayetinde diğer sıfır otomobillere baktığınızda en azından onlara nispeten daha ulaşılabilir konumda yer aldığı için aslında insanlara daha fazla ilgi gösteriyor. Şimdi tasarımdan önce bir başlamak istiyorum. Bayon'un tasarımı arkadaşlar bence gerçekten fütüristik bir tasarım var. Yani çok aradan 5 senede geçse arabanın tasarımı eskimeyecekmiş gibi biraz farklı bir tasarım var. Yani bu tarzda tasarımlar genelde ya seversin ya da hiç sevmezsin. Ortası pek olmaz. Açık konuşayım, ben Bayon'un tasarımını seviyorum. Ben böyle bu tarzda farklı tasarımlar benim hoşuma gidiyor. Bana en çok gelen soru, abi Stonic mi alalım yoksa Bayon mu alalım? Biraz zor bir karar ama mesela dışarıdan ilk baktığımda Bayon Stonic'e göre beni daha çok heyecanlandırıyor. Tasarım anlamında. Farları çok farklı. Altta gördüğünüz gibi ayrık farlarımız var. Üst tarafta gündüz ledlerimiz var. Şu yan basamaklar falan galiba elite pakete özel olması lazım. İçeride style'a da bakarız. Style'da sanki şu yan basamaklar yoktu diye hatırlıyorum. Ya da belki de elite'in üstüne opsiyonla da gelmiş olabilir ama bence bu tarzda B SUV'lerde yani SUV'ye giriş dediğimiz sınıfta şu yan basamaklar arabaya çok farklı bir hava katıyor. Bence çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Ben böyle bir arabaya sahip olacak olsaydım şu yan basamakları kesinlikle isterdim. Bence çok tarz duruyor. Şöyle jantlarına bakalım. 205, 55, 17 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var. Şöyle arkasına gelelim. Ya arabanın arkası önüne göre biraz daha farklı. Yani ön taraftan da evet biraz farklı bir tasarım var ama arkadan da bence diğer arabalara göre biraz farklı duruyor. Kağıt katlama sanatı mıydı neydi? Origami diye bir şey vardı. Arka tarafı biraz ona benziyor arkadaşlar. Vallahi ben seviyorum açıkçası. Şöyle bir mesela sinyallerini yakalım. Açalım bakalım şöyle. Aynen bak şunlar şöyle bumerang tarzında falan yanıyor. Güzel. Burası böyle komple yanarsa tabii çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Hazır arkasına gelmişken bir bagajını göstereyim. Şöyle bir bagajını göstereyim arkadaşlar size. Bence oldukça geniş bir bagajı var. Ya bagaj anlamında B segmenti olarak düşündüğünüzde bence kesinlikle yeterli bir bagajı var. 411 litre bagajı var arkadaşlar arabanın. Burası böyle yalıtımlı gibi farklı. Sanki böyle her zaman standart gördüğümüz keçeler gibi değil de sanki böyle farklı bir malzeme gibi geldi bana. Burada bir tane stepnemiz var arkadaşlar. Tamir kiti falan da koyuyorlar biliyorsunuz. Burada direkt stepne koymuşlar. Ha bakın bir şey dikkatimi çekti. Şu içerideki boya mesela vernikli değil galiba. Aynen. Dışarıdaki boyayla bagaj kapağının içindeki boya arasında bakın burası mat gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir geri görüş kamerası var arkadaşlar. Bakın çok güzel gizlemişler. Şöyle göstereyim. Geri görüş kamerasını gayet güzel gizlemişler. Çünkü bazılarında bayağı böyle çıkıntı şeklinde olur. Bunda geri görüş kamerasına böyle dikkatli bakmasanız anlamazsınız bile, öyle söyleyeyim. Arka tarafta şöyle ters ışığa kalmayalım. Köpek balığı tipi dediğimiz anten koymuşlar. O da güzel olmuş. Arabanın rengi de bu arada kırmızı yakışmış arabaya. Tavan rayları standart. Hepsinde tavan rayı var. Ben bu arabayı tercih edecek olsam 1.4 MP'yi
Den ziyade ya daha yenilikçi olan 1.0 TGD'yi tercih ederdim diye düşünüyorum. Çünkü artık yani atmosferik turbo işin içine girince bence işler biraz daha değişiyor. O yüzden 1.0 TGD'ye bir de onda şanzıman da değişiyor. Bunda şanzıman tam otomatik, onda DCT şanzıman var. Hem performans olarak daha performanslı hem de vites geçişleri olarak daha hızlı falan. Daha güzel olabilir, daha keyifli bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle dışarıdan baktığınızda işte o kaslı gösteren detaylar, bakın tamponlardaki ekler falan. Buradaki ekler, yan taraftaki o basamak arabayı gerçekten kaslı gösteriyor arkadaşlar. Siz tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi şöyle yavaştan bir arka diz mesafesine bakalım. Bagajına zaten baktık. Sonra bir de direksiyonuna geçelim. Ekranlarına, kadranlarına biraz kurcalayalım. İçeride görüşürüz. Şimdi şöyle bir binelim bakalım. Bu arada arka camlar gördüğünüz gibi karartmalı. Evet, arkası da karartmalı. Şöyle binelim. Hoppa, içeriye geçtik. Şimdi vallahi diz mesafesi olarak araba bence yeterli. Arabayı her ne kadar bir SUV olarak düşünsek de arabanın B segmenti olduğunu unutmamak gerekiyor. Her zaman bunu söylüyorum. Bence diz mesafesi oldukça yeterli arabanın. Arabanın içinde bir ferahlık var arkadaşlar. Ya şimdi i20 aldığınızda, tabii ki de bu araba i20 ile karşılaştırılmaz ama i20 aldığınızda bu içerideki ferahlığı yakalayamazsınız. İşte zaten Bayon bu yüzden piyasaya sürülmüş bir araba olduğunu düşünüyorum ben. B segmentinde bu ferahlık hissini, yerden biraz daha yüksek olma hissini, SUV araba kullanıyorum hissini alabilmek amacıyla tercih edilebilir bilen bir araba. Şu çift renk olayı da bence güzel. Bakın arabanın alt tarafları beyaz. Gördüğünüz gibi bakın şuralarda beyaz. Torpidonun olduğu yerler falan. Göğsün altı beyaz. Şurası da beyaz. Üst taraflar siyah. Bence bu çift renk olması da arabanın içine ekstradan bir ferahlık katıyor. Öyle söyleyeyim. Burada bakın sunroofumuz da var. Kapı içi gözleri falan bakın arkalarda da oldukça geniş. Burada bile böyle farklı bir form yapmışlar. Bakın böyle geliyor. Malzeme kalitesi genel itibariyle sert olur arkadaşlar. Bu segmentte arabalarda. Bunda da sert. Yani arka taraflarda sert. Ön tarafa geçtiğimizde de bakarız. Önde de malzeme kalitesi sert. Şimdi burada kol dayaması var mı? Yok. Yok. Ya şurada mesela bir arka kol dayama bence hak ediyordu. Çok daha güzel olurdu. Arabanın arkası ferah. Şöyle bir de direksiyon tarafına geçelim. Bakalım ön tarafta nasılmış. Mesela kapıların açılma kapanma hissi de bence hiç fena değil. Ön kapı biraz daha ağır arkaya göre. Ben ön tarafta da mesela şu anda rahatım arkadaşlar. Ben bu pozisyonu hatta biraz daha öne bile alabilirim ben bu koltuğu. Ona rağmen arkada rahat ettim. Arabada genişlik anlamında bu arabada hiçbir problem yaşamazsınız, öyle söyleyeyim. İşte artısı da bu oluyor. Şimdi içeriye geçtiğimizde zaten bir i20 esintisi geliyor. Özellikle şu ızgaraları, yani şu kısımdan zaten arabanın o i20 esintisini alıyorsunuzdur. Hatta şöyle kadranlarını göstereyim ben size. Bir motorunu dinleyelim. Genellikle Hyundai'nin motorları oldukça sessiz çalışırlar. Şu anda araba soğuk olduğu için 1000 devirde çalışıyor. Biraz böyle mesela 2-3 dakika çalışsa zaten devir düşecektir. Devir düşünce de o rölanti sessizliğine kavuşacaktır. Yani bu arabaların motorları rölantide gerçekten sessiz. Öyle söyleyeyim. Şu öndeki kadranlar bence oldukça güzel. Elit aldığınız zaman şeritte kalma ya da işte çarpışma önleyici ikaz sistemleri gibi sistemler de geliyor bu arada. Evet bakın şu an devir düştü. Arabanın sesi oldukça azaldı. 1.4 MP'de arkadaşlar 4 silindiri var. 1.0 TGD'nin alırsanız onda 3 silindirli bir motor geliyor. O biraz daha sarsıntılı, biraz daha hırıltılı olabilir bu arabaya göre. Ama tabii performansı da neredeyse 2 saniye. Neredeyse 2 saniye civarında bu arabadan çok daha performanslı. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Mesela perde hava yastıkları arkadaşlar. 3 donanımda da standart. Jump'ta da, Style'da da, Elite'de de perde hava yastıkları standart. Jump'ta şu ayarlı emniyet kemeri yok. Ama hem Style'da hem de Elite'de şu gördüğünüz ayarlı emniyet kemeri var. Bu güzel. Bazı insanların hani boyuna göre ayarlayabilmesi gerekiyor gerçekten. Bazısının boynuna geliyor. İşte rahatsız ediyor falan. Buradan böyle yukarıya aşağıya alabiliyorsunuz. Bu arada direksiyonu arkadaşlar, arabanın direksiyonu gerçekten tüy gibi. Çok hafif bir direksiyonu var. Ya bu Hyundai'lerin böyle hakikaten durur hızlardayken, çok yavaşken ya da böyle dururken park manevralarında direksiyonu var ya, aşırı yumuşak arkadaşlar, tüy gibi yani, tam şehir içi arabası ya. Hyundai bu şehir içi arabalarını bence güzel yapıyor. Seviyorum. Bir de bu mesela yeni direksiyon tipi, eskisini hatırlarsınız. Bu direksiyonu da ben seviyorum açıkçası. Derisi falan da fena değil, güzel gözüküyor. Style ve Jump da yok ama Elite aldığınız zaman far asistanı da geliyor aynı zamanda. Bunun yanında işte şeritte kalma uyarı sistemleri, işte şeritte kalma asistanı gibi diğer güvenlik detayları da Style pakette yok. Elite özel olarak geliyor. Yorgunluk tespiti var mesela. İşte yorgunluk tespiti de yine Elite pakette. Ama mesela işte yolcu eşya uyarısı, arka tarafta eşyanızı unutmayın uyarısı, yani çok hani önemli bir şey değil aslında bakarsanız ama hepsinde var.
Şuradaki ekran mesela jump aldığınız zaman olmuyor. Burada bir ekran. Yine mesela hoparlörde de yine jump aldığınızda 4 tane ama işte elite ile style aldığınızda 6 tane geliyor. Bu tarzda donanıma göre bu tarzda farklılıklar oluyor. Burada dijital klimamız var. Ya şu ekranın nasıl söyleyeyim, grafikleri değil de teması, yani işte buradaki yazı fontları, arka planı falan açıkçası çok fazla hoşuma gitmedi benim. Bakın motor ne kadar sessizleşti. Şu an neredeyse hiç yok gibi bir şey yani. Kablosuz şarjı olması güzel. Hatta ben mesela şöyle telefonumu koyayım bakayım. Heh, mesela benim telefonu şu anda şarj etti. Altındaki malzeme de güzel. Buradan telefon imkanı yok, kımıldamaz yani. Bakın buralar deri. Buraların deri olması güzel. Alt taraflar beyaz. Söylemiştim bu çift renk olması benim hoşuma gitti. Ama bakın buralar sert gördüğünüz gibi. İşte buralar, şurada sanki böyle bir doku var gibi ama yine sert. Yani genel itibariyle sert ama diyorum ya. İşte B segmenti bir araba alıyorsunuz. B segmenti arabada zaten böyle çok fazla yumuş yumuşluk muhabbetine bence takılmamak lazım. Şu ekrana nazaran buradaki ekran bence çok daha kalite intibasını arttırıyor arkadaşlar içeride. Öyle söyleyeyim. Kullanması da bu arada kolay. Hemen alışıyorsunuz. Sağ taraftan buradaki bilgi sistemlerini, sol taraftan da radyoyu falan kontrol ediyorsunuz. Dikkat seviyesi yüksek. Bu işte şeritten taştığınızda sizi uyarması konusundaki ayarları, işte normal seviyede mi olsun, daha geç mi olsun gibi ayarları bile var. Şurayı açalım. Güzel bir sunroofumuz var. Şöyle tek tuşla da enlereye bastığımızda sunroofu kapatabiliyoruz. Katlanır aynalarımız var. Bu arada bu kablosuz şarj Style'da da var arkadaşlar. Elite özel değil. Style paketi aldığınızda da burada yine kablosuz şarjınız oluyor. Şurada bir kol dayamamız var. İçine bakalım. Bak içi de beyaz beyaz çok güzel gözüküyor bu arada. Hani kirlenir mi sonradan, bu beyazın kirlenmesi çok kolay olur ama bence güzel gözüküyor. Ve şunu söyleyeyim. Bakın mesela burada hatırlıyor musunuz? Bir tane Corolla çekmiştim en son. O Corolla'da da altında böyle bir malzeme vardı ve böyle elimle mendil gibi alıp sallamıştım. Bakın burada gayet güzel yapıştırmışlar. Ya bu B segmenti bir araba. O C segmenti bir arabaydı ama gördüğünüz gibi bunda çok daha nizami. Çok yumuşak koltukları yok. Biraz sert koltukları var ama konforsuz diyemem. Bence fena değil. Bu araba genel itibariyle sürüşte konforlu bir araba. Onu da zaten ben birazdan dışarıya çıktığımda size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben Bayon arkadaşlar genel itibariyle tarzıyla, işte dış görüntüsüyle genel itibariyle sempatik bulduğum bir araba. Donanım anlamında da elit paketi aldığınızda oldukça dediğim gibi yeterli. Bu arada ön tarafta ön park sensörlerimiz de mevcut. Onun da bilgisini vereyim. İşte yağmur sensörü, far sensörü, çarpışma önleyici, işte şeritte kalma asistanı gibi güvenlik donanımları da arabada mevcut. Yani Style'la tercih edilebilir. Style'la Elite arasında tabii ki de bazı donanım farkları var ama Style'da bence mutlu eder diye düşünüyorum. Şimdi yavaştan bir dışarıya çıkalım. Ben Stonic'le arasında hangisini tercih ederdim? Biraz bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi bayi çekimlerinin benim için şöyle bir dezavantajı oluyor. Spontane olarak geliyorum. Ve arabaları incelemeye başlıyorum. Ama tabii çok fazla işte bölünüyor, dışarıdan müşteriler ilgileniyor arabalarla falan. O yüzden bazı şeyleri böyle normal her zaman çektiğim testlerdeki gibi toparlayamayabiliyorum kafamda. O yüzden eksik kalan şeyler olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Bu arada beni ilk defa görenler varsa, normalde tarzımız bu değil arkadaşlar. Bizim tarzımız yola çıkıp arabanın hakkını vermek. O yüzden abone olarak destek olursanız ben istediğim her arabayı gönül rahatlığıyla teste alabileceğimi düşünüyorum. 100 bin aboneye geçtiğimizde bu işler bizim için çok daha kolaylaşacak diye ümit ediyorum. Destek olanların tekerine taş değmesin. Gelelim şimdi Kia Stonic ile Bayon arasında kalsaydım ne yapardım sorusuna. Şimdi ben iki arabayı da kullandım arkadaşlar. İkisinin de testi kanalda mevcut. İsteyenler ikisini de ayrı ayrı izleyebilirler. Yani ikisini de tecrübe ettim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bayon bana biraz daha SUV hissiyatını Stony'e göre daha fazla verebildiğini söyleyebilirim. Mesela özellikle şu, bu arada yan basamaklar Elite paketi almanıza, Elite paket de alsanız opsiyon olarak geliyor. Onu söyleyeyim. Mesela bu arabaya baktığım zaman şu yan basamaklarıyla, yerden yüksekliğiyle, tasarımıyla sürerken de aynı şekilde SUV hissiyatını Stony'e göre daha fazla veriyor. Yani benim gözümde ikisi de tam olarak bir SUV değil açık konuşmak gerekirse ama Stony'e kıyasla söyleyeceğim zaman, yani Stonic'le kıyasla dediğiniz için söylüyorum, ona kıyasla biraz daha SUV tarafında daha çok tatmin ediyor diyebilirim. Benim kendi yorumum. Konfor anlamında Stonic'ten daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü araba gerçekten yumuşak süspansiyonlara sahip. Ama mesela yol tutuş konusunda, viraj dinamikleri konusunda da Stonic Bayon'a göre daha fazla güven veriyordu. Yani açıkçası ben çok fazla konfor arayan birisi değilim. Çok fazla böyle yumuş yumuş olsun araba hissiyatı
Benim için çok önemli değil. Benim için daha çok arabanın viraj dinamikleri falan önemli. O yüzden iki araba arasında kalsaydım, Stonic bana daha fazla güven verdiği için virajlarda sürüş dinamikleri anlamında muhtemelen Stonic'i tercih ederdim. Yani buradan şu anlam çıkıyor aslına bakarsanız. İki araba da tercih edilebilir. Önemli olan sizin ne istediğiniz. Konfor istiyorsanız, biraz daha SUV hissini biraz daha alayım diyorsanız, işte yumuşak süspansiyonlarım olsun ve aykırı bir tasarıma sahip dikkat çeken bir araba istiyorum diyorsanız Bayon daha mantıklı. Stonic sürüş anlamında Bayon'a göre biraz daha dinamik diyebilirim. Biraz daha benim kullanış tarzıma uygun diyebilirim. O yüzden ben Stonic tercih ederdim. Zaten motorları da aynı. İkisi de 1.4 MP'yi 100 beygir motor kullanıyor. Sizin de bildiğiniz gibi. O yüzden burada iki araba arasında kalanlar varsa tamamen kendi tercihlerine göre, kendi istediklerini iyi bir analiz edip ona göre seçebilirler. İkisi de bence güzel araba. Bayon'dan böyleydi. Dediğim gibi eğer detaylı bir şekilde bir gün test alırsam uzun uzadıya daha düzgün bir şekilde anlatırım ama ne yazık ki bu tarzda spontane çekimlerde ufak tefek aksilikler olabiliyor. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki otonomik videolarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoyu kapatmadan şöyle bir de elit pakette size bir göstereyim. Mesela o yandaki basamaklardan bahsetmiştim ya. Bakın basamak olmadığı zaman ne kadar çıplak gözüküyor görüyor musunuz? Bence bu tarzda araba alacaksanız kesinlikle o yan basamaklar bu arabanın hakkı. Aksesuar arabayı bir model büyütüyor. Tabii ya. Özellikle bu tarzda B segmenti bir SUV alıyorsan o yan basamak şart gibi bir şey ya. Çok değiştiriyor arabanın çevresini. Kapıların açılıp kapanması gerçekten bu arada güzel. Bakın mesela burada gördüğünüz gibi kadranlar bu şekilde. Onda çok güzel dijital kadranlarımız vardı. Bu kadranlar da fena değil bu arada. Hani ben analog kadran severim. Aynı Underground'daki kadranlara benziyor. Bence çok hoş, çok güzel analog kadranları var. Ama dışarıdaki dijital kadran tabii bambaşka bir yere taşıyor olayı. Bunda da gördüğünüz gibi burada ekranımız var. Kablosuz şarjımız yine burada da var. Dijital klimamız burada da var. Ayrıca hazır mesela ortam karanlıkken şunu da göstereyim. Çok tatlı, çok güzel ambiyans aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Burada kapı içlerinde mavi mavi yanıyor. Ambiyans aydınlatmada gördüğünüz gibi style'da alsanız ambiyans aydınlatmanız geliyor. Vallahi bu şekildeydi arkadaşlar. Style paketin içinden videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki otonomik videolarında görüşmek dileğiyle.